Kocam da kocam, kocam da kocam, kocam aşağı kocam yukarı kocam dedi, aşağı, dedi, kocam dedi. Yukarı. Kocam da kocam. Sonra ne oldu? Merve Bolur efendim 5 dakikada, yani şöyle söyleyelim. 10 dakika, yani 10 günde, 15 günde, 3 haftada veya 1 haftada, 1 ayda evlilik kararı alınan evet. bir evlilik 5 dakikada da bitti. Bitti. BTR'miz var mı? BTR'miz var, şimdi izleyelim, izleyelim bakalım neler olmuş. Tartışmalı evlilik 5 dakikada bitti. Merve Poloğur ve Mert Aydın resmen boşandı. Neden boşandınız? Boşanma sebebi neydi? Magazin basınının takip ettiği davada neler yaşandı? Çift ayrılık öncesi bir araya geldi mi? Abi olmadı, yürütemedik. Mahkeme çıkışı neler söylediler? Merve'ye her şey için çok teşekkür ediyorum. 2015 yılında evlendiği ve başarısızlıkla sonuçlanan Murat Dalkılıç evliliği sonrası yaşadığı başarısız ilişkilerle gündemden düşmeyen Merve Bolur. Şarkıcılık kariyerine yeni adım attığı dönemde Mert Aydın'la olan birlikteliği sorgulanmış. Kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Merve ona kocam dedi, jelibonum dedi. En sonunda Mert'le evlendi. Evlilik süreçlerinde bir o kadar göz önünde yaşayan çift ayrılık sinyalleri vermeye başladı. Eşiyle paylaşım yapmaktan kaçınan Bolur ve Mert Aydın hakkında ayrılık dedikoduları ortaya atıldı. Bolur haklarında yapılan açıklamalara tahammül edememiş olacak ki ışık hızıyla ayrılık açıklaması geldi. Murat Dalkılıç sonrası şans verdiği evlilikte yine aradığı mutluluğu bulamadı. Erken boşanma sonrası gayet mutlu gözüken Merve'den hamleler geldi. Düğün günü imza atılmadan değiştirdiği soyadından vazgeçti. Aydın soyadını kaldırdı. Yaptığı paylaşımlarla mağrur kadın imajından vazgeçmedi. Ayrılık kararı sonrası verdiği röportajında ekranlara döneceğini söyleyen Merve Bolur, eski günlerine geri mi dönüyor? Ayrılık yaradı mı? Hayatında büyük değişiklikler yapacağının sinyallerini veren oyuncu, hakkında yapılan haberlerden rahatsızlığı kesin bir dille dile getirirken, magazin basınını hedef alarak adeta adliyenin yolunu gösterdi. Dün gerçekleşen duruşmasında gündemin tartışılan evliliği 5 dakikada bitti. Basının takip ettiği duruşma sonrası ilk olarak adliyeden çıkan Merve Bolur, "Yanımda babam var, konuşmayacağım." dedi. Çok da seviyordunuz birbirinizi, severek evlenmenize bir kısa sürmesi de... Lütfen, babam var yanımda, teşekkür ediyorum, hadi. Çocuklar, ben rahatsızım, beni rahatsız etmeyin lütfen. Hemen çıkan Mert Aydın Bolur'un aksine konuştu. Olmadı, yürütemedik. Her şey için Merve'ye teşekkür ederim diyen Aydın, eski eşine hayatında başarılar diledi. Abi olmadı, yürütemedik. Merve'ye her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar, teşekkürler. Bu ayrılık sonrası Merve Bolur hayatında umarız tertemiz bir sayfa açar. Efendim, hızlı koşan at çabuk yorulurmuş misali. Merve'miz de yorulmuş gördüğüm kadarıyla. Babası da yorulmuş, kendisi de yorulmuş. Ya Bilal Beyciğim, siz ne düşünüyorsunuz? Yani çok normal değil mi? Açıkçası ben hiç şaşırmadım bu evliliğin bu kadar çabuk sonuçlanmasına, bitmesine. Merve Bolur'un evliliğinin neden bittiğini açıklıyorum. Öyle mi? Evliliği neden bitti? Açıklıyorum. Evlendikten hemen sonra, hemen ertesi gün kocasına şu cümleyi söylemiş. Bana kimse kural koyamaz, ben sıkıntıya gelemem. Benim üzerime gelme. Aa, şaka. Evet, evet, evet. Yani bu eşini... Bana kimse kural koyamaz, ben sıkıntıya gelemem, benim üzerime gelme. O zaman niye evlenmiş? Kural koymaya kalkma. Ama şimdi... Mert Aydın nikahtan sonra ameliyat oluyor. Nikahtan hemen sonra ameliyat oluyor. Sıkıntıya gelemez. Ancak evde istirahat döneminde karısından... Umduğu, beklediği ilgiyi göremiyor. Desteği göremedi. Göremiyor. Böyle ya. böyle bir karı kocalık olmaz. Olmaz. Böyle evlilik tabii. Olmaz. Ve daha dikişleri bile alınmadan, kocasının daha dikişleri bile alınmadan, ay ben çok sıkıldım, sıkıntıdan patlıyorum. Sen hep böyle yatacaksın, ben oturacak mıyım? Hadi tatile gidelim. Ha, bu bir hadi, şaka mı? Ciddi söylüyorum, hadi tatile gidelim söylemleri olmuş. Ve sıkıntılı bir şekilde balayına çıkıyorlar. Yani istemeye istemeye, Mert Aydın istemeye istemeye ve balayında da tartışıyorlar, tartışma sürüyor. Ve aşk evliliği yaptığını söylemişti Mert Aydın. Ancak bu evlilikten çıkmayı, ayrılmayı
İlk o istiyor, ilk o dile getiriyor ve planlıyorlar, avukatlarla konuşuyorlar, boşanma gerçekleşiyor. Şimdi hani eskilerimizin bir tabiri var, gel de şimdi buna katılma. Hani diyorlar ya, güzele 40 günde doyuluyor ama evet, güzel huya doyulmuyor diye. Yani zaten toplasan 40 günlük bir evlilik macerası. Ya zaten Bilal Beyciğim, başından belliydi bu bunun olduğu. Yani hani diyoruz ya, işte Merve işte ilk günden itibaren evrenden istedim, kocam da kocam dedim, kocam geldi. Ya bir kere Merve ruhen hem de iş hayatı olarak kendi ayakların üzerinde durabilecek kıvama gelmiş bir insan gibi görmüyorum. Bir kadın gibi, olgun bir kadın olarak görmüyorum. Yani nerede akşam orada sabah imajı yaratıyor bende. Yani zaten bu tip karakterdeki insanların evlenmemeleri gerekiyor. İkinci evliliğini yaptı yani, ama. Evet, ama zaten birincisinde de başarısızdı. Yani bu ya evlilik kurumu çocuk oyuncağı değil. Birincisinde kocası da çok başarısızdı. Ya, üzdüğü iddia edildi çok Merve'yi. Şimdi şöyle söyleyelim. Murat Dalkılıç. Hiç tek taraflı bir şey olmuyor bu konularda. Biliyorsunuz ki yani hep %50'dir hatalar. Yani demek ki öyle evrenden koca istemekle olmuyor bu işler. Yani her şeyinde biraz hayırlısını istemek lazım. Yani sen kocayı istedin de ama senin için hayırlı mı veya işte eşi için hayırlı mıydı? Neyse, benim takıldığım bir şey daha var. Merve'nin babasıyla olan o hani basın mensuplarıyla o yürüdükleri bayağı yolda. Bayağı bir yürüdükten sonra. Eski eşimle ilgili bir şey yazıp çizmeyin, konuşmak istemiyorum. Yani böyle bir tehditkar vari, böyle bir şey, böyle garip geldi bana bu konuşma şekli. Şimdi ben de böyle insanları anlamıyorum. Eğer haber olmak istemiyorsan, eğer ki haber olmaktan rahatsız oluyorsan, ona göre dikkatli yaşayacaksın. Ona göre davranacaksın. İçine pijama giymiş biliyor musun? Adliyeye pijamayla gelmiş. Bak, paçalarını göster bize yönetmenim varsa. İnanmıyorum ya. Tilt yapsın kamera. Gerçekten varsa mi ya? Bu... Tabii pijamayla gelmiş. Ama kırmızı ruj dudaklarında sürülmüş. O ondan vazgeçmiyor. Kırmızı ruj hep var. Ya benim... En kötü gününde bile kırmızı rujdan vazgeçiyor. Şöhret... Bu da güzel bir şey aslında değil mi? Hayata bağlı olduğunu gösteriyor. Nasıl ya? Kırmızı ruj mu? Yok, ama kadının, saçı ne? Kadının saçının makyaj, durumu ne? Makyaj, lütfen, makyajı sevmiş. Ya sen de niye beğenmiyorsun ya, hiç ya? Hayır ya. Saç... Şimdi bakın, bir kadın, bir evet, kadını en azından... Ya sen bir sanatçısın. Sen halka, topluma mal olmuş bir kişisin. Ve sen orada bir kuruma gidiyorsun. Bir pijamayla gidilmez diyeceksin. Gidilmez tabii ki. Ama ruj sürmesi güzel. Ama o saçla da gidilmez. Ben olsam onun yerine o ruju da sürmezdim. Saçları yağlı değil mi? Ay çok garip yani. Ben bu Merve'nin bu algılayamıyorum bu tutumların tavırlarını. Gerçekten psikolojik destek almasına. Bak pijamaya bak. Bak pijama. Pijama değil, eşofman değilmiş hayır, ya. Pijama. Ya, pijamayla pijama da gelmez herhalde. Daha yakın ver. Daha ya, yakın bak bence pijama. Bence Merve ne olsun biliyor musun? Ev hanımı olup otursun. Allah aşkına sosyal hayatını da yaşasın. Gitsin eğlensin geçsin. Yani biz gerçekten dilimizde tüy bitti. Neden peki? Neden bu evlilik? Yani birbirlerini çok beğendiler. Yüzlerini beğendiler, vücutlarını beğendiler. İnanıyorum ki çok seviştiler, birbirleriyle çok ilgilendiler. Fakat neden bu kadar kısa sürede? Yani yetmiyor mu? Sadece beğenmek, sevmek. Evlenmiş olmak için evlendiler. Sevmek, arzu etmek. Yetmiyor bakın mu yani? Bilal Ve neden çabucak kopuyor? Neden kopuyor? Ama şans aynı hızla başlayıp aynı hızla koptu. Yani şans bu kadar veremez mi? Yani, saygı yok. Saygı gitti. Şimdi saygı gitti. Yani o evliliğe bakış açısındaki o saygı, o sevgi yeterince. Ya çok çabuk kararlar aldılar bunlar Bilal evet. Beyciğim. Her zaman söylediğimiz şeydi yani. Bu ya bilmiyorum, Merve biraz evlenmek için evlendi gibi geliyor bana. Şeyi hatırladım Pınar, Nişantaşı'nda bunlar evlenmeden çok büyük kısa süre önce. Ettiler. Evet, kaldırımın üzerinde tartışıyorlar. Orada kapa çeneni diyor. Orada belliydi. Orada kapa çeneni diyor ve muhabir de yanına gidiyor, bunu duyuyor. Bu bir kere yani arada bir uçurum olduğunu gösteriyor. Bir de Merve gazetecilere bir şeyler anlatırken kocası başka tarafa bakıyordu. Katılmadığını öyle belli ediyordu. Evet. Paylaşım yaparlarken de sosyal medyada paylaşım yaparlarken Merve bir şeyler anlatıyor. Kocası hiç oralı değil. Merve şeyden bahsediyor. Hamile kalmaktan falan bahsediyor. Kocası bozuluyordu o tür söylemlere, muhabbetlere. Çocuk mu istiyordu? Ya soruyorlardı çocuk olacak mı falan diye. İşte o da belki hamileyimdir nereden biliyorsunuz falan. Kocası tepki gösteriyordu bu tür konuşmaları yapmasına. Yüz ifadesinden bunu anlıyorduk ve takipçileri bunu yazıyordu. Yani evet, o zamandan böyle bir aralarında kopukluk oluşmuştu.
Ve bunu yorumlayanların hepsi haklı çıktı. Sosyal medyada insanlar çok güzel gözlemliyorlar. Tabii hani bizleri, bizim işimiz bu. Ünlülerle ilgili tahlil yapmak, yorum yapmak ama sosyal medyada da kimsenin gözünden kaçmıyor. Gerçekler. Artık dijital bir ortamda her şey açıkta. Her şey açıkta. Siz istediğiniz kadar kendinizi saklayın. Yani artık öyle bir dünya kalmadı ki. Her şey çok şeffaf. Evet. Her şey yani ve izleyicilerimiz o kadar dikkatliler ki bizim bile gözden kaçırabildiklerimizi onlar bize yazarak bizi bile uyardıkları oluyor. Çünkü aynen. Çok dikkatliler bu konuda. Benim evliliği bitiren cümleye tekrar dönüp sana sormak istiyorum. Evliliği bitiren cümle bu arkadaşlar. Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem. Demiş ki adam ya biz evlendik demiş ya. Benim bu evde ilişkide bir rolüm ne? Sorumluluk sahibi demiş. Değil. Yani bu böyle bir rest çekmek değil mi bu? Bana ya kimse kural koyamaz, sıkıntıya gelemem demek. Sıkıntıya gelemeyecekse o zaman bir insanın hayatını birleştirmeyecekti. O sıkıntıya girmek istemiyorsa o evet dediğinde iyi günde kötü günde evet diyorsun. Öyle evet. Kolay mı? O zaman her önüne gelen evlenir. Her önüne gelen tuttuğuyla evlenir. O zaman nikah memuruna söyle. Bir dakika de nikah memuruna. Memur bey bir dakika. Ben kötü günde olmam de. Ha, ben sıkıntıya gelemem ben de. Gelemem sıkıntıya ben de. Sıkıntıya gelemem de. Ben bulaşık yıkayamam. Ben koca bakamam. Hastalanırsa hemen boşarım de. Ya koca bakamam dedin de hastalandığı zaman insanın beklediği bir tas sıcak çorba. Ne bileyim gelip yalandan da olsa bir terini sil falan. Demek ki. Yalandan da olsa olmuyor işte. İşte demek ki yani. Demek ki hiçbir şey göstermedi ki adam. Dert yanmış çevresine, yakınlarına, ailesine dert yanmış adam. Ya. Yani hiçbir ilgi görmedim demiş. Evet. Beklediğim şekilde olmadı demiş. İşte bunlar evcilik oynayan evlilikler. Maalesef. Evet.